İddia'dan yılın fırsatı. Daha yüksek oranlar sadece 5000'e yakın iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Siz de kuponunuzu kral oranlarla hazırlayın. Çok daha fazla kazanın. Çünkü söz verdik izleyicilere. Evet. Bir parça da Türkiye Norveç maçı var. Hı hı. Öncesini kısaca konuşalım. Ben bilgiler vereyim. Sen de maça dair beklentilerini söyle. Çok topa girmemeye... ...girmemek lazım. Çünkü bilmiyoruz. Kuns'un da oynatacağını evet, bilmiyoruz yani. Da, yani. Biz de farklıyız ama karşımızda bambaşka bir takım var. Şimdi Norveç'te Haaland... ...Sörloth, Ayer... Brentford Eksdöper... ...kaleci, takımın birinci kalecisi Hansen... ...Sander Berge yok. Bunun dışında Svensson... Yarstein bu da ikinci kaleci... Hı hı. ...o da yok. Norman... E, ...Mizio... ...Joshua King de yok. Ve bu takımda... Evet. ...büyük ihtimalle Nieland oynayacak kalede... Aslında ilk açıklanan kadroda da başka bir kaleci vardı. Böyle Bastwaite gibi bir. Kadro. O da çıktı. Hı hı. Onun yerine Miray'ı çağırdılar. İlk defa milli takıma çağrıldı. Neeland oynayacak. E, Bournemouth'taki bu sezon iki tane maçı var. Onun için de çok değişik oyuncular çağırdılar. Yani yetenekli oyuncular çağırdılar ama e, milli takımın as yapısının çok dışındalar. Kaç isim saydım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane. Yani neredeyse bir takım yok. Şu iki tane ihtimal var Norveç'te. Ya yeni takım avantajını kullanacaklar, çok iyi kurgulayacaklar. Ya da yani daha doğrusu bizim için ya yeni takım avantajını biz kullanacağız ya da bu yeni takımı çok iyi kurgulayacaklar ve bize bir sürpriz yapacaklar. Heh. İkisine de kapı açık ama hala benim çok beğendiğim İtalya'dan Torsby, Sampdoria'lı ve Hauge ve Odegaard da bu hala takımda. Evet, benim bizim... de çok beğendiğim Patrick Berg orta sahada evet, Bodo Glimt'in kadroya çağrılan bir oyuncunun da bu sene 20 23 falan golü varmış. Molde. Yani. Ben evet. onu 3 seneden beri takip ediyorum. Ha. Yani bunlar da sıkıntı çıkarabilir. Ee, hem bizi bilmiyoruz hem rakibi bilmiyoruz. Nasıl bir maç olacak? Yani bu bu fotoğrafta bence bir avantajlıyız evet. ama bilmiyoruz yani. yani. bir de tersten okuyalım. İlk Norveç maçını izledikten sonra bitirdikten sonra kazandıktan sonra hemen hemen kendi içimizden de şunu söylemiştik. Bazı programlarda da muhtemelen dile getirmişizdir. Unuttuğum için şey yapıyorum. Muhtemelen diyorum. Abi yani e, Haaland'ın ve Sörloth'un varken nasıl böyle bir kurguda maça çıkabilirsin, nasıl bu iki oyuncudan bu kadar verimsiz faydalanabilirsin noktasındaydık değil mi? Yani neredeyse ne Haaland Haaland'ın ne de Sörloth Trabzonspor'daki Sörloth'luğunu gösterebilmişti bize karşı bizim kazandığımız maçta. Şimdi e, Ohi e, oyuncunun ismi, soy ismi çok <laughs> de o yüzden evet, evet. E, bazen e, telaffuzda sıkıntı Durban yaşıyorum. Omayi Huanfo, Ohi e, Omayi Huanfo. E, daha önce Molde'ye gelmeden önceden beri takip ediyorum ben oyuncuyu. Şimdi kızı yıldız aldı ama Molde'de hala tuttuğu için Molde'de gözüküyor. Onu da bir şey, kez daha belirtelim. Julian Rierson, Ohi, Omo Iwanfo, evet, İver Fosun ve Vilyar Mira kadroya katılan evet. isimler. Ohi işte. Muhtemelen Ohi'yi oynatacak. Ohi değişik bir oyuncudur. Ohi mi? Ohi. Evet abi Ohi. Bir abimiz <gülüyor> 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 belgesel yapıyordu. <laughs> ne Bir abim vardı can, can abi, Can Yumru abi. Şimdi belgesel yapıyor. Adanalı'dır o da. Süper bir adamdır bu arada. Ney ne, ne ustasına gitti. Ney yapıyorsunuz dedi. orada. <laughs> tamam. <laughs> tamam. Senin o iyi mi hikayesi ona benzedi biraz yani. Umarım maçın sonunda oh <laughs> iyiymiş de beyiz. Oh kötüymüş deriz. Oh, i̇nşallah. inşallah. Bu oyuncunun iyi olmasından seyade bu oyuncuyu nasıl besleyebileceklerine dair ne yapacaklar. Ben, Peki, ben oradayım. Bu oyuncuyu besleyecek karakter Hauge işte El Yunusi, Odegaard mı yoksa bekler mi yoksa inceciler mi? Bence var olan oyuncular besler mi? O zaman Hauge ve El Yunusi üzerinden konuşalım. Niçin? Çünkü bunların sadece beslemekten kastımız e, Ohi'nin çerçevenin içinde bulması değil. Ohi e, gelmeden önce hatta Molde'ye geldikten sonra da... Ohi kime benzetebiliriz? Ee... Bilindik oyunculardan. Böyle Van Spor'dan falan değil de. <laughs> Murat Numan'ı deme yani. <laughs> yani Abartılı örnek var. Abartılı örnek vermeyeceğim. Şöyle anlatacağım ben sana. Evet, ee, Sörlot'u biz kenar forvet olarak da izleyebiliyorduk değil mi? Tamam. Türkiye'ye gelmeden önce tabela yapmadan önce. O iyi burada kenar forvet olarak değil de ana santroforun şurasındaki adam olarak da oynattılar. Pardon. Burasındaki adam olarak da oynattılar ama merkez santroforda oynayabiliyor. Merkezde de oynayabilen bir adam bu. Yani gözümüzde şey mi canlansın? İsveç'teki İsak canlansın mı? Yok hayır. hayır. Yok. Başka bir İshak çok daha atlet bir oyuncu. Bu bu o, bu, içinde. bu o kadar atlet değil. Bu o kadar atlet bir oyuncu değil. Tamam belki 10 metre 15 metre topu sürükleyebilme becerisi farklı bir şey. Dar Ama, ama ha, o Osimen şeyi atletizmi çok daha farklı bir tamam. şeydir. Hatta Alexander İsak atletizmi çok daha farklı bir şeydir. Bizim stoperler Bizim stoperlerle boğuşacak. Tamam. Öyle söyleyeyim. Yani biz onu Çağlar'la Merih'in arasını vereceğiz artık. Çağlar Kaan Ayan mı yapacağız? Boğuşuruz. Yani. Merih Ayan mı yapacağız? Onu bilmiyoruz. Ama mesele e, El Yunusi ve Hauge'leri buraya sokmamak. Her. Tamam. Er sen El çizgide tuttuğun takdirde El Yunusi'den e, çok verim aldırtmazsın. Hauge'den de bu şekilde aldırtmazsın. Ama şimdi benim korkum Hauge'nin Almanya'ya gidip Almanya'daki futbol ikliminden gelecek olması. Hı. Hele bir de özgüvenli geliyor. Özgüvenli, geliyor. Meç, özgüvenli geliyor. Maalesef. Yani, maalesef e, diyorum buna. El Yunusi'nin alameti farikalarından birisi buraya gelip zaten buradaki bağlantı oyuncusuyla Hı. alveri yaptıktan sonra işi bitirebilmesi. Hauge de bu şimdi bu şekilde oynuyor. E, ortada Glimp'den Patrick Berg var. Şimdi bu adamların kurguladığı oyunun ne olacağını bilmediğimiz için. Çok Bak yani ya. iş, bi, bi, biz bir bilinmeziz Stefan Kuzma beraber ama maalesef Norveç'te bir bilinmez de çıkıyor. Ama burada şöyle bir tablo var. Norveç'in bu yeni yapısında kafamızda kurguladığımız takımda iç oyunu oynayacaklar, merkez evet. oyunu oynayacaklar. Bizim de bek tercihlerimiz belirleyici olacak. Ve aslında bizim belirleyici olan bence bizim hücum hattımız. Çünkü rakip savunmayı sıfırdan kuracak. Evet. Kaleciyle Kaleci ile beraber dahil ediyorum. Sıfırdan kuracak. Maçın başındaki iyi baskı ve erken gol bence Norveç'i çözer. Evet. Çünkü yani o toparlanmış bir takım olduğu için bir şekilde daha yumuşak olurlar. Ama dediğin gibi yani biz öyle bir kadroyla çıkarız ki biz de yeni bir şey denersek zannetmiyorum. Stefan işte Kuntz böyle işlerde Alman e, çok şey yapmaz. Mantığı burada Dur abi bir dakika kadar bir şeyi Yani bizim Hollanda maçının belki de benzer kadrosunun daha iyi oyun anlatılmış haliyle evet. çıkabilir. İki tane bilinmez takım izleyeceğiz. Ama bence Umarım yani ben kendi adıma şey yani. söyleyeyim ee, bizim bir şekilde e, Hakan Çağlanoğlu'nun üstüne kurmamız gerekiyor Norveç maçında hmm. takımı. Hmm. Niçin? Senin anlattığın eksikler üzerinden gidelim. Hakan Çağlıoğlu'nun e, ilk maçta da Norveç maçında da ceza sahası dışından golü vardı değil ne? mi? Vardı evet. Şimdi yeni kaleci. Ee, Ozan daha... atmıştı. Bir, bir tane de Hakan atmıştı. Norveç maçı Hakan Çağlıoğlu'nun? Ozan. Ceza sahası dışından birimizin bir daha golü vardı ya. Hakan'ın bir golü vardı da hangi maçtaydı unuttum. Ozan'ın var. Şuradan attı. Evet evet, evet yani evet. bir gitti attı Hakan Çağlıoğlu. İki maç oynamış kaleci üstüne. Ve daha henüz e, yeni kurulmuş bir defans attığı üzerine Kime odaklanırlar onlar öncelikle değil mi? Santroforuna odaklanırlar. Ama evet. Hakan gibi sürpriz bir adam sana her yerden iş çözebilir tabela yapabilir. İkinci bir adam. topları alıp tak tak belki tak belki zor ama evet. yapabilir. O zor ama. O yüzden Hakan üzerine bir takım kurmamız lazım diyorum. Bu oyun anlayışının tamamen Hakan Çalhanoğlu'nun belirleyeceği bir şey değil. Anladım. Hakan Çalhanoğlu'nun sahada kurguyu dikte edebileceği bir oyun anlayışından ve belki de tabela dikte edebileceği bir oyun anlayışından bahsediyorum. İnşallah çok iyi başlar. İnşallah diyelim iyi bir başlangıç evet. olur milli takım içinde. Ağzına sağlık. Eyvallah. Uzun tuttuk değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Liverpool Mini Express en uzun bölümlerinden birisi sona erdi. Dün başladığımız program yaklaşık bir gün sonra tamamlandı. Uzun değil, ya. yani uzun değil <laughs> mi? Bilmiyorum. Vay be. Daha Peki, acaba? O zaman haftaya iki saatlik programda görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın.